Arkadaşlar, Jone TV'ye hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün rehber videosu çekeceğiz. Avrupa Universalis 4. Gerek İngilizce olması, gerek içeriğin ağır olması dolayıyla fazla anlaşılamayan bir oyun. Tarih meraklıları da oynamak istiyor yani benim gibi. Ben de başlarda zorlanmıştım. Şimdi bu videoda ben temel şeylere değinmek istiyorum. Osmanlı'yı seçtik. Oyuna giriyoruz. Şunu öğreteceğim. Osmanlı'da başta neler yapılabilir ve rehber videosu yani yukarıyı falan anlatacağım. Şimdi yukarı dediğim şurası. Şimdi başta Osmanlı'da hepsini teker teker oyuna girdiğimiz zaman ilk adımları anlatayım size. Şimdi burası devletin hazinesi. Devletin hazinesinde 244 altın varmış ve aylık pardon. Aylık 13,57 altın giriyormuş. İnsan gücü. Devlet 22 tane asker basabiliyormuş. Yani bu 22 dediğimiz 22 bin. Mesela burada 13 var, 13 bin. 22 asker basabiliyormuş. Devletin istikrarı sıfırmış. Bu istikrar eventlerle falan artar. Padişah veya galiba tam bilmiyorum ama varis öldüğü zaman da düşüyor. Varisten tam emin değilim ama padişah öldüğü zaman düşüyor. Eventlerle de artar. Burada prestij. Bu prestij savaşları kazandığımız zaman artar. Ya da böyle eventlerle falan da artış artabiliyor. Mesela biz yıllık 1,23 prestij kaybediyoruz. Hemen savaş yapıp bunu arttırmalıyız mesela. Meşruluk var. Meşrulukta padişahınız güçlüyse göstereyim. Fatih Sultan Mehmet yazmıyor. Çünkü 12 yaşında. Ondan mı acaba? Neyse. Savaş ilan edebiliyoruz. Bu padişah güçlüyse ki Fatih Sultan Mehmet güçlü bir padişah artıyor. Şimdi buralara gelelim. Administrative power, diplomatic power, military power. Şimdi bu powerların artışını şunlar etkiliyor. Kendi ülkemize bakalım. 5, 5, 6. Bak aylık 7 artıyor, aylık 7 artıyor, aylık 11 artıyor. Bunu artışın yani fazla artış bunlar hep. Zaten teknolojide önde olacağız ilk yıllarda yani siz önlerde olacaksınız başladığınız zaman. Bunun en büyük sebebi Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in 70 yaşına kadar falan yaşaması için dua edin yani. Bunlar arttığı zaman şu teknoloji ağaçları var işte. Teknoloji ağaçlarını geliştirip teknolojide öne geçiyorsunuz. Göstereyim size. Bak şuna kilide bastığımız zaman yani açılır burası. Burada bir sürü haritalar var. Bu teknoloji haritası. Şu an oyuna yeni başladığımız için şu bölgenin teknolojisi hep aynı. Burası az daha doğu teknolojisi olduğu için 2 başlıyorlar. Yani 2, 2, 2. Biz 3, 3, 3. Neyse. Bunu da anlattık. Şimdi şuraya gelelim. Çok rakibim var diyor. Rakip haritasına tıklayalım. Nerede? Ha burada. Cidden de çok rakibimiz var. Yani şurası komple bize rakip olmuş. Şunlar komple rakip. Ayıptır yani. Şimdi diyor ki oyun sana çok rakibim var, sen de rakip belirle. Macaristan'a rakip olalım. Memlüklere rakip olalım, Karakoyunlulara olalım bir de. Şimdi rakip olmanın avantajları ne? Burada yazması lazım onu. Evet. Savaşlarda yendiğiniz zaman %25 daha fazla prestij kazanıyorsunuz. %20 spy offensive diyor, onu tam olarak bilmiyorum. Bir de diplomatic power cost. Yani %33 diplomatik power kostunuz azalıyormuş. Galiba bu hak iddialarındaki diplomatik power yani mesela tam bunları bilmiyor olabilirsiniz anlatayım mesela. Diyorum ki ben şu Erzurum'u Van'ı Muş'u istiyorum diyorum Karakoyunlu'ya. Normalde 200 diplomatik power'ım gidecek ama %33'ten 66 düşüyor 200'den hani %33 266 200 eksi 66 yapıp 144 olarak alıyor ne mesela. 144 olmuyor yani tam matematik 134 yapıyor. Neyse orayı anlattık. Şimdi geldik sıra din. Şimdi Anadolu Müslüman. Ama Balkanlar Ortodoks dinine sahip. Mesela din adamın diyor ki bir tane din adam var. Boştayım ben de. Gönder beni kesiliğe şuraya. Burayı yeşil yapayım yani Müslüman yapayım diyor. Yap. Güzel. Kötü bir şey değil yani. Aa, dur tıklamadım burada. Şimdi bu da şey var. İsyanlar. Halk isyan edecekmiş Ottoman'da yani Osmanlı'da vergileri düşür diye. Bu isyan engellemenin yollarından biri de istikrar ve prestijin artması. Yani devletin istikrarı yüksek, prestiji yüksek olduğu zaman
Halk isyana geçemez. Azınlıklar konusunda da bu böyle. Şimdi ilk başta yapmamız gerekenler, bir de danışmanlar. Aylık gelirimiz 13. Mesela bak, bunlar da hep aylık. Aylık birlik ya da aynen aylık birlik, zaten Fatih Sultan Mehmet nedeniyle bu epey artışta. Bak bunlar da arttırıyor bunları. Şimdi diplomatik power az fazla olmalı çünkü çok savaşacağız, çok sözleşme yani anlaşma imzalatacağız. Hep azalacak. Bu da bu çok iyi olmuş. İsyanı -2 zaten. Osmanlı çok milletli bir imparatorluk olduğu için göstereyim. Şu an çok milletli değil de gerçi. İsyanlar fazla olabiliyor. Bakın tıkladım, bunlar neden yeşil biliyor musunuz? Bunlar Türklerle kültürleri özleşmiş. Yani bunlar isyan yapmaz büyük ihtimal. Ama 50 yıl sonra Bulgaristan şunun gibi kırmızı olabilir. Der ki benim kültürüm artık seninle uyuşmuyor ve senden ayrılmak istiyorum. Senin en böyle güçsüz olduğun zaman da tak diye orada isyan çıkar zaten. İstikrarın düştüğü zaman, prestijin düştüğü zaman isyan çıkar orada. Sen onu dert etme, o çıkar yani. O yüzden devlet her zaman güçlü olmalı. Neyse, bu da ne biliyor musun? Bu oyun Varna Savaşı'ndan sonra başlıyor yani. O 10 November, Kasım'dı galiba. 10 Kasım'da Varna Savaşı var. Zaten Macaristan'a bakın, kralı yoktur. Bohemia'ya bakın, kralı yoktur. Bunlar hep Murat Paşa kesiyor kafalarını. Ondan yoklar yani. Neyse, bu da öyle yani. Bak zaten yazıyor da 1449'a kadar Karaman'a saldıramam. Diğer devletler için de öyle yazıyor. November. Neyse. Diyor şimdi şu bu, şu da bu. Ya tam tersi de olabilir. Yani ikisi de bu ekrana ait. Anlatacağım. City of the World Desire. Bu bir görev. Tıklıyorsun. Direkt Osmanlı üzerinde hak iddia şey ne Osmanlısı pardon. İstanbul'a üzerinde hak iddiasına sahip oluyorsun. Oldun mu? Şu 13 askeri şuraya çekelim. Hızı 3 yapalım. Bu arada şuradan da şunları, mesela bu da şeyler, şey gibi düşün bunları. Nasıl anlatayım size ya? Islahat, hani fermanlar var ya, ülkeyi geliştiren ıslahat fermanları. Mesela bunda 100 asker gücü kaybediyormuşuz. 1821'e kadar, yani oyunun sonuna kadar. Ulusal insan gücü %10 artacak. Çok güzel, artsın. Mesela 10 tane 10 din gücü veriyor. 50 de prestij veriyor yıllık. Çok güzel. Yani bu, bakın anlatayım bir de. Neredeydi prestij ya? Buradaydı. 1,23 değil mi? Tıkla buna, 1,23'ten düşecek bu. Bak 0,73 oldu. Yani 0,50 düştü. Fatih Sultan Mehmet ölene kadar 15 din kaybedecekmişiz. Vergi artacak. Artsın. Eventlerle biz dini arttırırız. Bir de din, bunda da din kazanıyoruz ve isyanlar düşüyor. Çok güzel. Bak din arttığı zaman ne oluyor onu göstereyim. Bir dinsizlik var, bir de dindarlık var. Dindarlık arttığı zaman din adamlarının gücü %3 artıyor. Orduların morali %10 artıyor. Defans, yani fort defans, kale defansı, yani defansınız %20 artıyor. Dinsizlik arttığı zaman ulusal vergi %20 artıyor. National manpower, yani ulusal insan gücü artışı %20 artıyor ve teknolojiye verdiğiniz de şey masraf %10 azalıyor. %10 dedi mesela, bak şöyle. Mesela 748 mi istiyor? Bundan %10 azalıyor. Yani 700 olarak hesapla, 70 azalıyor, 630 veriyorsun 700 yerine. Öyle. Ya dindarlık her zaman iyidir yani, topraklara hükmedesiniz. Daha da bir şey yok. Bu da şey, hak iddiasına sahip olduğumuz yerde Konstantinopol. Burada da hak iddialarına sahibiz ama bunlar farklı bir hak iddiası. Bunlar eskiden zaten bizim topraklarımızdı. Yani öyle ya da tam bilmiyorum da. Buralar zaten oyuna başladığımızda hep hak iddiamız var. Mesela kaç yılına kadar? Şöyle tıklayarak da bakabiliyorsunuz mesela. Buralar sonsuza kadar bizimmiş yani. Ama mesela Arnavutluğa tıkladığın zaman 1494'e kadar saldırmazsan, yani 50 yıl giderdi. Zaten bir toprağın ana yurdunuzdan gitmesi için 50 yıl elinizde olmaması lazım. Sonra gider. Buralar ayrı, buralar Türk ana yurdu. Burada her türlü hak iddiamız var. Türkleri Anadolu'da birleştirmek için tek bir devlet elinde. Mesela şurada da öyledir. Burası Pontus. Burada da yok. Tuhaf. Neyse, çok konuştum. Şimdi hızı 5'e alalım. Fazla şey önemli değil. 5'e aldım mı az kasıyor ya. Bilgisayar ne kadar hızlı olsa da. Şimdi lider atamayı göster. Mesela 14 askeriniz var değil mi? Şuna tıklıyorsunuz, no lidere. Oyuna başlasa bir tane lider veriyor size.
Hak iddiamız var. Ah, şunu da göstereyim. Diplomasi menüsünü de anlatayım bir de size. Hepsini açayım teker teker. Hepsini açtım. Şimdi üste çıkıp anlatacağım. Savaş ilan etme. Bu event hani şey görevden kazandığımız İstanbul'u ele geçirmeden direkt savaş ilan edebiliriz. Diyelim savaş hak iddiamız yok. Saldırdım ne olur. Agresif genişleme kazanırsınız. Bunlar size hep kıpkırmızı olur. Şu ekran var göstereyim. Ha şu koalisyon haritası. Şu kırmızılar var ya size koalisyon kurur. Bunlar birbirleriyle düşman olsa bile mesela şuralar. Birbirleriyle çok kötü düşman olsalar bile hepsi bir yerden birleşir. Size saldırır sizi parçalar. Bu kadar basit. Yani öyle saldırmak yok. Peki nasıl saldıracağız? Anlatacağım. Direkt saldırmak yok. Yani şöyle kağıt olacak yanında öyle saldıracaksınız. Şimdi anlatayım hepsini. Bu koalisyona girme. Mesela bir devlet çok çıldırdı diyelim. Siz zaten o çıldırdığı için onunla koalisyon şeyiniz artıyor. Ya şuna tıklıyorsunuz böyle. Şuna tıklıyor. Gördünüz mü? Bu bir şey mesela şu şuraya aldı dedim, buraya aldı dedim, buraya aldı dedim, buraya aldı dedim. Siz buna kırmızı olmaya başlarsınız. Zaten Bizans'ı fethettiğimde göreceksiniz. Kırmızı olacaklar az bir şey şunlar bize. Bosna, Sırbistan, Valaçya falan. Neyse devam edelim. Koalisyona gir. Dostluk kur. Mesela bir tane kurayım dostluk. Al Kırım'la kurdum. Gördün mü? Kurduk gitti. Diplomatik haritaya tıkla mavi olduk. Kırım'la müttefiyiz. Support independence. Bu şey mesela. Bunlara daha çok olur. Ya tam olarak bağımsızlığını destekle. Ama hangi devletler olarak tam kullanılıyor ben de bilmiyorum. Bu barışa zorla falan diye fazla kullanmadığım bir şey. Mesela Karakoyun ile Gürcistan savaşıyor diyelim. Bunları barışa zorluyor. Ara buluculuk yapmak gibi bir şey. Bu offer vassalation yani sömürgelik teklif et. Mesela Dulkade teklif et, şey kabul et. Yok Adana eder. Bak ediyor. Adana ile ittifak kur. Evlen. Tabi oralara tam gelmedim. Tam anlatmadım yani. Şurada evlenmek. Ve ilişkin 190 olsun. Şimdi nasıl yapacağım abi diyorsun şimdi. Yani 190 nasıl yapacağım onu da anlatacağım. Şurası şöyle yeşil yanar. Gönderirsin sömürgen olur. Savaşa senle girer. Sana asker yollar. Senin için savaşır. Senin için işgal eder. Neyse. Bunları bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela bunu biliyorum. Adana'nın bağımsızlığını garanti altına alıyorsun. Yani Adana'ya saldırılan bana saldırmıştır diyorsun. Bir de Saint Varnik var. Mesela Karaman'ın Anadolu'da büyümesini istemiyorsun. Böyle parça parçayken bunları fethetmek daha kolay. Adana'ya diyorsun ki komşuna saldırırsan sıçarım bacağını. Ne zamana kadar sürüyormuş? Bak gördün mü? Osmanlı uyardı diyor Karaman'ın ekranında. 1420 yıl. 20 yıl Karaman yanındaki birine saldırırsa Karaman'a saldırma hakkım var. Al bedavadan savaş işte. Improved relation. Mesela Ramazan'ı sömürgen yapmak istiyorsun. Tıklıyorsun buna. İlerlesin abi bir şey. Bak şimdi. 33 oldu gördün mü? Bir sonraki ay bak. Tık 37 oldu. Artıyor. Kırım evlenmek istiyormuş. Evlenelim. Ya öyle işte. Devam edelim. Karaman'dan devam edelim. Yani fark etmiyor da. Sent and insult. Bu da şey. Tahrik ediyorsun. Mesela Valeçi'ye tahrik ediyorsun. Gönderiyorsun. Valeçi'ye bana saldırması için sebep veriyorum. Tahrik ediyorum onu. Yani tam ne işe yarıyor ben de bilmiyorum da siz kullanabilirsiniz yani kendi stratejinize göre. Hanedan evliliği. Evliliği yalnız sünni devletlerle yapabilirsiniz siz. Yani Kırım'la evlenebiliriz. Bununla evlenebiliriz. Bununla evlenebiliriz. Yok bununla evlenemeyiz. Bu Şii. Pardon. Evlenebiliyoruz galiba. Evlenebiliyoruz yine de. Ama bunlarla evlenemezsin mesela Avusturya'yla. Bu sürekli bak zaten yazıyor. The Catholic Faith. Yani Katolik dinine sahip olanlarla hanedan evliliği kuramazsın diyor. Farklı din grubunda diyor. Tamam. Karaman'a bir daha tıklayalım. Bunu da bilmiyorum. Ha bu şey. Mesela hanedan evliliği yaptığınızda Sultan İbrahim öldü. Çocuğu da yok. Sen hanedan evliliğindesin. Diyorsun ki bendeki sultanlardan birine sizin devlete geçirelim. Geçirdiği zaman sömürgen oluyor. Ve ondan sonra biz şey adım daha var 50 yıl sonra direkt kendi topraklarına katabiliyorsun yani asalak devletin oluyor kendi soyundan birini geçiremediği için sen kendi soyundan birini geçiriyorsun ve o devleti kullanıyorsun
Ama bu olaya diğer hanedan evlilikleri yaptığın kişiler kızıyor. Ama kızsın, önemli değil yani. Büyük bir devlet alacaksanız yapın. Mesela oyunun başlarında Aragon'la Naples, bakın yazıyor. Personal units, yani kişisel birleşim. Naples de kişisel birleşim için. Eğer Kasri bunu rahatsız etmezse bu 50 yıl sonra buralar hep bunun olacak. Güçlenecek Aragon yani. Devam edelim. Mesela bak, bu güzel bir seçenek. Timur sizi çok mu rahatsız ediyor? Timur çok milletli bir devlet ve yıkılıyor zaten. Oyunun başında yıkılır büyük ihtimal. Çok rahatsız ediyor. Bütünlüğünden rahatsızsınız ve bu gücünü sizin üzerinizde sürekli kullanıyor. Sizi sürekli rahatsız ediyor ve tahrik ediyor. Yani ticaret yollarınızı engelliyor falan. Tamam diyorsun. Yani sen misin beni rahatsız eden? Persler abi. Çok fazla para da gerçi bu. Ya da Iraklar. Şuraya mesela. Şurada kurulur. Iraklara diyor ki al şu parayı. Silah milah. Yani anlayacağınız dilden, yani hikaye moduna göre şey yapayım, yani hikayeleştireyim az bir şey. Al şu silahı diyor. Burada yak yık burayı. Burayı bu şey yani isyana geçir. Sonra Karaman'a bir daha tıklıyorsun bak. Transfer trade power falan diyor. Yani bir devlete transfer gücünü, ay transfer gücü diyor. Ticari gücünü yolluyorsun. Bir de şu var mesela, Sand Gift. Mesela Kırım'a tıklayalım. Kırım'la ilişkim 100. Gerçi bu devletin gelişmişine göre. Mesela kimine 25 hediye yolla, direkt 25 artar şu. Kimine 100 yolla 10 artar. Yani devletin gelişmişliğine göre. Mesela Avusturya'ya yolla, hemen ölüyor, hemen tav olmaz Kırım gibi. Kırım'a 50 yolluyorsun, hemen 23 artıyor. 100'dü değil mi daha önceden ilişkisi? Tak 123 oldu. Bunu üst üste yapamıyorsunuz tabii. Bunun bir belli bir yılı var. Loan Offer. Bunu başkasına yapalım. Karaman'a yapalım. Az ilerletsin ya. Karaman'a diyorsun ki sana 124 para vereyim. Bana bunu 17 ayda %0 faizle öde gibi. Ya faizi al yapın siz genellikle paraya ihtiyacınız. Mesela paranız var. İşletin milleti. Ya da ödeyemez onu, saldırırsınız, beter edersiniz onu. Zaten parası yok. Asker basamaz. Sefil. Öyle bir dedim ki. Yani dediğim gibi. Şu alta ineyim. Yine göstereyim. Bunu tam bilmiyorum. Bak, bu sevmeyeceğiniz bir şey. Mesela Ankara'yı diyorum ki Karaman'a, Ankara'ya. Sana sıfır paraya Karaman'ı satayım. Ankara'yı satayım diyorum. Ya da mesela 22 paraya. Ya sırf görün diye satacağım yani. Normalde salaklık da. Görün diye satıyorum. Bakın, prestijim de düştü. Ankara'yı sattım 22 golda. Ama bunu nasıl kullanabilirsiniz iyi olarak? Valla nasıl anlatacağım size ya. Mesela Memlük'te şurayı aldınız. Şurayı komple şu toprağınıza bağladınız. Dulkadir'le alıp şurayı almadınız sadece. Antakya'yı şöyle aldınız. Memlük burayı size satmak zorunda kalır. Çünkü burası isyanlarla uğraşacak. Memlük diyecek ki burayı isyancılara vereceğime Osmanlı'ya satayım paraya. Para kazanayım. İsyancılar almasın yani. Neyse. Bu da sattık, çok kötü oldu lan. Neyse, amacım zaten oyunu oynamak değil, size öğretmek. İndik aşağı burada. Bu önemli bir şey. Mesela lütfen bak, olacak şey değil. Moldavya asla size zaten buraya saldırmak için askeri geçiş izni vermez. Çünkü Polonya ile müttefik mi? Polonya'nın sömürgesi, bu da Polonya'nın sömürgesi. Yani ikisi de Polonya'nın sömürgesi. Polonya'nın sömürgesi olan devlet, Polonya'nın sömürgesine saldırmanız için size askeri geçiş izni vermez. De vermiş say. Ya burası tık yanıyor ama savaş başladığı zaman çarpı olur. Verdi. Direkt saldırıyorsunuz işte. Bu kadar basit. Yani askerleri oraya yürütebiliyorsunuz. Daha bir şey var mı? Diplomasiyi yine anlatayım size. Daha. Bu da liman. Limanları anlatıyor. Bu da siz veriyorsunuz bunda da. Neyse. Bu fiziki harita. Haritalardan bahsedeyim. Fiziki harita, siyasi harita, din haritası. Bakın buranın üstü niye o turuncunun üstünde yeşil çizgiler var? Buranın dini Ortodoks. Ama buraya sahip olan devlet Sünni bir devlet olduğu için Osmanlı, üstünde yeşil çizgiler var. Tamam, bu da Kutsal Cermen İmparatorluğu. Cermen'di galiba. Tam bir Kutsal Roma İmparatorluğu da olabilir. Aynen, Kutsal Roma İmparatorluğu. İşte burası Kutsal Roma İmparatorluğu. Buradan bir devlete saldırdığınızda Avusturya'yı karşınızda bulursunuz. Bu ticaret haritası. Mesela İstanbul ticaret için önemli. Mesela şurada da çok büyük bir ticaret yeri var. Şurada da olması lazım. Aynen. Şurada da var.
Burası o kadar önemli. Ha, önemli. Öyle yani. Bu da diplomatik harita. Yani kimle şeysiniz, dostsunuz. Savaş başlatayım hemen göstereyim. Başladığı zaman göreceksiniz çünkü dediğim şeyi. Diplomat geldi. Kimle düşmansınız? Bu sömürgesi olduğu için buna da düşmanız. Ay, hapşıramıyorum. Kötü oldum diye. Neyse, anlatayım. Şu askeri şuraya yürütük. Şunu şuraya yürütük. Savaşı yapıp göstereyim size. Anlaşma nasıl yapılır? Puan kazanıyorsunuz yaptığınız kara savaşlarından. Kazandık. Bakın %10 öndeyiz şu anda. İstanbul'u alayım, hepten felç olacak. Aa, Bizans seni blokladı diyor. Kötü bir şey. Yani kötü şeyler de olacak. 25 şunu kaybettim. Administer power. Diğeri şey veriyor. İsyan misyan uğraşamam. İsyan olmasın ülkemizde. Şu kuşatmayı hızlandırayım mı? Daha askeri kalmadı. Şöyle şuraları ilerleteceğiz. Üstünde duruyorsunuz böyle. %35 oluyor. Göstereyim. Şöyle %35, %28 oluyor. Bu eksiden çıkıyor. 0 oluyor. 10 oluyor. 20 oluyor. Kafasına göre 30, 40, 50, 60, yani kale seviyesi neyse işgal ediyor. Burada hızlandırıyorum videoyu. Evet arkadaşlar, önemli bir şey daha göstereceğim yanlışlıkla şey yaptım. Daha demin Murat'ı gördünüz, 550. Fatih Sultan Mehmet'in Murat adında bir çocuğu oldu. Bu çocuk 550 özelliklere sahip, güçlü çocuk aynen. Yok, avaraj yazıyor yani. Tam da iyidir, idare eder anlamında. Bir de şey var, weak weak, zayıf. Zayıf çok kötü yani, o gelmesin. İsyandan geçemezsiniz valla. Şurayı temizleyeyim şu 14'lükle. Ya sıkılmayın da videoyu durduracağım dedim ama bir şeyler göstereceğim, göstereyim. Az sıkılın yani, oyunu öğreniyorsunuz sonuçta. Zaten tarih seven adam sıkılmaz. Ben bu oyunu öğrenmek için İngilizceydi, bir de epey uğraş verdim yani, forumlarda falan gezdim falan. Şimdi mesela şuraya gideceksiniz değil mi? Şurada da bir düşman var. Shift'e basıyorsunuz, şuraya gidiyorsunuz. Sonra Edirne'de de bir düşman var, onu da oraya götürmek istiyorum. Sonra Niğbolu'ya gitmek istiyorum diyorsun. Sonra da Filipe'ye gitmek istiyorum. Shift tuşuna basarak istediğiniz yönleri şöyle verebiliyorsunuz. Hepsini yapar bu. Neyse, iptal edin. Yani gitmesin oralara salak salak. Bir şey daha göstereceğim. Bakın, İstanbul Boğazı kapatılmış. Boğaz kapatıldığı için bu askeri buraya geçiremezsiniz. Zaten soruyor. Şu 18 gemiyi geçirip gemiden mi geçireyim diyor. Ama gemiyi çıkarttığınız zaman savaş ederiz. Gerek yok, gemilerimiz yıpranmasın. Zaten bunun burayı bloklaması fazla bir işe yaramayacak. Şurayı da kaybettiği zaman direkt savaşı bana verecek. Şuraya tıkladım ama şimdi anlatmayacağım. Bir dakika. Bizans bana barış isteği oluyor ama yok, yemez. Benim istediklerim olacak, senin değil. İsyanlar mesela Ortodoks şeyler gitmiş. Osmanlı köylüleri. Şey, vergiyi düşürdü yani. Şimdi yeni bir şey çıktı bize. Balkanlardaki Ortodokslar. Diyor Osmanlı'nın dini Ortodoks olsun diyor bunlar. Yani %100 zaten sönükleşti, bak gittiler. Hop. Büyük ihtimal şundan dolayı yani oraları Kesriye'ye yollamıştım yani, bak iş yeşil oldu, gördün mü? Büyük ihtimal Balkanları Sünni yapmam bunları yarasını deşti. Mora da gitti. Komple bir göstereyim arkadaşlar. Abi tıklıyorsun. Tıklıyorsun, tıklıyorsun, tıklıyorsun. Tıklamanda sıkıntı yok. Puanımız 172'lik bir puanda bir şey yapacağız. Tamam, sıkıntı yok. Ama şunlar önemli. 13 prestij kazanıyoruz. 77 diplomatik güç kaybedeceğiz.
23 agresif genişleme alacağız. Bizans'tan eksi 50 alacağız ama Bizans'tan aldığımız agresif genişlemenin bize bir zararı yok. Çünkü Bizans'ı tarihten sileceğiz, haritadan sileceğiz. Tekrardan bir Bizans devlet kurarsa o zaman eksi 50 gözükür. Ama kuramayacak. Yani iyi oynarsanız kuramaz. Moldavya eksi 30. Şurası eksi 30. Burası da eksi 30 yapacakmış. Bir de ülkede agresif geniş... Aynen, agresif genişleme %52 artacakmış. Bu agresif genişlemeniz, şimdi zararlarını göstereceğim size. Tıklıyoruz buna. Bakın. Tak, benim oldu. Devlet şimdi benim oldu diye sevinmeyin. Ne toprak kazanmak size daha büyük sorunlar açar. Öncelikle şu görevi yaptık. Hani bir tane görev vermişler bana İstanbul'da. Yaptım. Onun ödülünü verdi bana. Şimdi bir tane hatta national, yani ulusal hedefler mi bilmiyorum tam. Bunlar iyi şeyler. İstanbul'u aldığım için diyor ki, hani tarihte de İstanbul aldığımda İstanbul başkent yapıldı. İstanbul Sünni değil, başkent değil, ana bölgem, yani şey, bir toprağı aldığınız zaman orayı ana toprağınız yapmanız lazım. Yani yeni aldığımız için burası ana toprağımız değil. Ana toprak yapmayı da öğreteceğim size. Şuna tıkladığım zaman zaten görürsünüz. Şu çizgili olanlar sizin ana toprağınız değil. Bunlar da neden çizgili? Buralar benim ana toprağım olduğu için. Burada hak iddialarım var. Bak, burası değil mesela. Sattık burayı mal gibi. Yani siz görün diye sattım. Burada hak iddia edemeyiz. Ama burada hak iddiamız yok şu anda. Aldık öyle boş boş. Şimdi şu görevi yararlanıp, şu görevler zaten alttaki şeyler hep yararlı şeylerdir genellikle. Diyor ki İstanbul'u Türk yapacağım diyor. Normalde Yunan. Dinini Sünni yapacağım diyor. Bak gösterin. Yunan, dini Ortodoks ve bizim değil. Yani şurası yeşil yanıyor. Buna tıklıyorsun moruk. Çok da samimi olduk ama. Sünni oluyor, Türk oluyor ve kor oluyor. Şimdi diğer korları göstereyim. Şuraya gidiyorsunuz şuradan. Şöyle, ama şu puan gidecek. Buraları korluyorsunuz. Korlamazsanız isyanlar burada sürekli olur. Yani aha, gördün mü? Şu artış, yani gösteriyor da %52. Bak ne oldu? Daha demin hiç isyan yoktu. Şimdi isyancılar %0. Yavaş yavaş artacak bunlar. Tabi istikrar ve şeyi arttırırsak ve hemen o agresif genişlemeyi azaltırsak ammenna düşerler. Şimdi şuraları anlatayım size. Burası devletin ana sayfası gibi bir şey, yani öyle anlatayım size. Padişahınız, çocuğunuz, danışmanlarınız, devletin kazandığı iyi şeyler, kötü şeyler de burada gözükür. Ama kötü şey şu an yok. Fatih Sultan Mehmet sağ olsun. Diplomasi haritanız, yani padişahınız, onun mesela şu yaptığı iyi şeyler, tam ben de bilmiyorum. İstikrar falan. Sonra teknoloji seviyeniz, prestijiniz falan filan. Size düşman olanlar, sizin düşman olduklarınız. Sonra kime uyarı vermişsiniz, kimin üstünde kuşatmayan yani hak iddianız var, kimle evlisiniz, kimle müttefiksiniz. Böyle böyle işte, oyun çok detaylı yani. Anlat anlat bitmez. Anlatıyorum işte ben de. Mesela burada bir seçenek daha var. Sömürge oluşturma. Bir tane oluşturayım siz görün diye. Germiyan. Kütahya'da Germiyan devleti kurulacak. Kur abi. Buna tıklarsanız Germiyan olarak oynamaya devam edersiniz yani. Gerek yok. Kurduk. Bu Germiyanlar bizim sömürgemiz oldu. Bak yazar zaten. Osmanlı'nın sömürgesi. Kurduk. Görün diye kurdum. Normalde kurmamanız mantıklı değil yani. Devam edelim. Size de göstereceğim diye Osmanlı'yı iyi parçaladım. Şuradan devam edelim. Burası ekonomi. Devletin aylık geliri 0,12. Bu da İstanbul aldık diye artmıştır. Burası daha kötüdür normalde. Burada de bak mesela din adamlarına verdiğiniz para. Bunu düşür. Din adamlarının gücü, yani bir yeri Müslüman yapma gücü düşer. Ama devlet zor durumda ya da ordunun moralleri düşer. Şunu düşürmek zorundasın. Ama devlet de kötüye gidiyor. Düşür. Şu moral, bak şurada moral var. Sıra biriyle savaştınız diyelim de ordu sayınız fazla ama moral düşük. Savaşa girme. Yani o ordu sayın, yani ordunun 3-4 kat büyük olsa bile moral bozuk olduğu için orduların kaçıyor. Şu orduyu çek bir köşeye. Dinlenmesini bekle. Ya da bir şey daha göstereceğim size. Mesela bak şurada yazıyor, 38 yazıyor. 26 git oğlum ya. Orduya tıkladığınız zaman, şu orduyu aldığınız zaman gözükür bunlar. 27 gözüküyor, 24 gözüküyor. Mesela
Size göstermek için yapacağım, bir dakika. Şu ordu şuraya hemen gelsin. Gel hemen, bekletme izleyicilerimizi. Of, 26 mı oldu? Mesela burası kıyı ülke, ya yani kıyı şehri. Burada asker bakma sayısı fazla ama Filipe'de değildir. Aha 17. Bunları Filipe'ye getirdiğin zaman ne olacak biliyor musun? Bak tak, kuru kafa geldi ve 26 olan asker sayısı 24 oldu. Buradan geçerken zayiat verdik. Size burası 17 mi? Bir daha geçir, yine zayiat vereceğiz. Tak bak 24, 25 olmuştu burada, bir dinlendiler. Ama İstanbul'a getir bunları. İstanbul bakma sayısı fazla. Kaç? 38. Getir, hemen iyileşir bunlar. Sayısını at. Aha bak 26 oldu, hemen arttırdık. Yani askerlerinizi geçirirken dikkat edin. Veya şu fiziki haritaya bakın. Mesela Oktober, hangi ay bilmiyorum da. Şu kışa doğru geldikçe karlar artacak. Aha bak bak, kış geliyor. Görüyor musun? Normalde bak kaç buranın limiti? 13 değil mi? Kış geldiği zaman bakalım kaç olacak. Bak kış geldi, 12 oldu. Gördünüz mü? 10 oldu. Düşüyor yani. Kışın kuşatma yapmak mantıklı değil. Hele de Rusya'ya falan. Yani bulaşmayın fazla. Video uzun oldu. Farkındayım ama videoda, yani bu videoyu izlediğiniz zaman oyunu oynayabilin. Oynayabilecek hale gelin istiyorum. O yüzden uzun tutuyorum. Devam edelim. İnsan gücünden falan bahsettik yukarıdan. Şimdi trade. Mesela trade'i de göstereyim. Şuraya tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz mesela. Transfer trade power diyorsunuz. Numan İzzet'i yollayalım buraya. Numan İzzet hemen bir gelsin. Şimdi Numan İzzet buradaki trans, yani ticari gücü şu ok şuraya göndersin mesela. Gidip bunlara iyilik yapmış oluruz. Şu ticaret yoluna, şu oklara yollarsak İstanbul'a getiriyor. Burada ticari güç olduğu zaman insanlar buradan alışveriş yapıyor ve buradaki ticari etkinlik arttığı için devlet kâra giriyor. Bir de şuraya yollayalım. Ha yollamışız zaten. Yapmaya gerek yok, yollamışız. Ok var bak, şuraya yollamış oyun direkt. Oku takip etin. Bak et soldaki ok. Tıp nereye geliyor? Buraya. Ticaret etkinlik artıyor, paramız artıyor. Devam edeyim anlatmaya. Teknoloji. Az bekleyelim şu artsın, onu da göstereyim. Aylık 12 artıyor. Kaç lazımmış? 748 lazımmış. Bu da oyunda ilk geliştirenlerden biri olacağız. Yani aylık 12 artış aşırı fazla. Bir şey daha açıldı. Bunları hep biliyordunuz. Şu lider basma. Yani nasıl anlatayım size bilmiyorum. Şuradan bir tane 50 askeri güç verip lider basıyorsunuz. Eskiden bir tane komutanınız vardı. Mesela şuraya bir tane komutan atabiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha komutan atabiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha komutan atabiliyorsunuz. Diğer komutan ölmüş, o yüzden bastığım halde bir tane vardı. Şunu da öğreteyim mesela. Şuna bastığınızda ordular birleşir. Şuna bastığınızda yarıya bölünür. Şuna bastığınızda yeni birlik oluşturur. Mesela şuraya 6 tane oluşur, Anadolu Birliği gibi. Bunu da anlattık. Çok mutluyum. Şimdi yapılar inşa edebiliyoruz. Mesela kale. Avusturya size saldıracak Balkanlardan. Korunmalısınız. 200 altın veriyorsun. Şuraya kaleyi basıyorsun. Kaleyi bastığın zaman burayı normalde 3-4 güne işgal edebilirken 3-4 aya işgal ediyor. Ama kale basmanın zararları. 200 altın kaybedersin. Aylık altın gelişi biraz alır. Bak buraya geleyim. Zararlara bak. Kırmızılar var ya. Alttan ikinciye bir bak. Eksi 5 yazıyor. Fort Maintenance. Kalelere ödenen masraf. Her kaleye eksi 1 ödersin. Şimdi kaleye göre bakayım. Hani kale ekranı var burada. Kaleleri sayın, zaten anlarız. 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz mü? 5. Şimdi burayı da yaptığım zaman 6 olacak. Her şeyi anlayın diye gösteriyorum zaten ben size. Yani hiç aklınızda soru işareti kalsın istemiyorum. Yeni bir görev alalım mesela. Kongre Kaffa. Kaffa'yı işgal et diyor. Yani Kaffa'yı al diyor. Kaffa şurası. Tıklayalım. Bak. Direkt zaten zamanı ileri sarayım. Geldi. Direkt savaş hakkımız var. Genova'ya saldıracağız. Ama Genova'ya saldırmak Avusturya'ya saldırmak demek. Ama neden? Yeşil değil. Hayır, yeşil. Genova'nın şuradaki toprağı görüyorsunuz değil mi? Bak sarı. Burada da toprakları var, burada da var. Burada toprakları olduğu için buna, buraya da saldırmak, bütün şu devlete saldırmak oluyor. Yani bütün şu imparatorla. Zor iş ya, ne diyeyim. Allah yardımcınız olsun. Bakın yüzde sıfırlar nasıl yavaş yavaş artmaya başladı. İsyan yapacaklar yani. İsyan durdurmanın yolu var mesela mı? 50 şey harcayın diyor. %30 düşsün diyor. Yani 40'tan 10'a düşecek de düşmesin. Şimdi teknoloji araştıracağız size göstermem için. Şu kadar kalmış.
Daha demin bir şeyler yaptık yani, kaleme bastık. Borç aldık. Mesela 200 borç aldın, 220 ödüyorsun. Zarar olduğu gibi zarar. Bak zaten isyanlar %50'yi geçtiği için sarıdan artık kırmızıya geçti. Diyor hop, devleti iyiye gitmiyor diyor. Biz de hayırlısı bir gülüm diyoruz. Bak bu niye mavi görüyor musun mesela? Bu bizim sömürgemiz. Mesela Kırım'la bir savaşa girelim. Mesela Kırım'la buna savaşa girelim. Kırım'ın askerleri de mavi olur bize. Müttefikimiz olduğunu belirtmek için. Ah geldi. Bak mesela kaç istiyormuş bu? 600 mü? Yok, 748 istiyormuş. Bizde tam şey var. Bastım mı bunu? Şimdi bak. Gördünüz mü? Bütün dünyayı turuncuya düşürdük. Şunlar hariç. Bunlar da basmış. Bu iki tane basmış. 4, 3, 4, 4. Biz 3, 3, 4. Yani bunları geri düşürdük. Şu an teknolojide biz ilerideyiz. Osmanlı 1550 yılına kadar teknolojide bunlarla artık başlarda önde, 1550 civarlarında artık orta olur. 1600'de de gerilemeye başlar. Tabi doğulaşma, şey, batılılaşma falan da var. Bizim din grubumuz var mesela. Anadolu din grubu. Anadolu din grupları. Vallahi bunlar 5-10 videoda bahsedilecek şeyler ama hepsinde bahsediyorum. Zaten videonun ismi ne deriz? Yani detaylı rehber diye çok detaya girdik. Osmanlı'nın din grubu Anadolu. Çık oğlum, normalde çıkıyordunuz siz. Şöyle çıkıyor galiba. Nerede? Ve mesela şunlara tıklayalım. Tıkla. Ya neyse, ben kafadan rakamlarla bahsedeyim. 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. Bunlar teknolojiye %100 masraf ödüyor. Yani neyse onu ödüyor. Ama Anadolu %130 ödüyor. Mesela bu 500 ödüyorsa Anadolu ödüyor 650. Anadolu iyi yine. Bak bir de Müslüm var. Müslüman din grubu. Bu daha da kötü. Sen 650 mi ödüyorsun? Mesela bu 700 ödüyor. Bu daha da kötü. Nomad grup denilen bir şey. Bu 700 ödüyor. Bu 800 ödüyor. Buralar daha da berbat. Zaten hep geride kalıyorlar o yüzden. Bakın geride kalmışlar. Tabi batılılaşma var. Yok değil. Ona farklı bir videoda değinirim. Allah nasip ederse. Başka ne kaldı? Şu haritaları anlatıyordum size. Bu devletlerin bizi sevme, yani bize bakış açısı. Bunları da nasıl arttırabileceğimizi anlatmıştım size. Şunu yollayıp arttırıyorsunuz. Mesela Kırım, bak. Kırım bize yeşil yakıyor. Koalisyon haritası. Bakın bahsetmiştim hani saldırdığım zaman az kırmızılaşacaklar diye. Bak eksi 26 yazıyor. Eksi 26, eksi 24. Az kırmızılaştılar. Bunu bilmiyorum. Fazla da lazım değil. Şu önemli. Türklerin anlaşabildiği ırklar. Irk demek doğru mu? Tam bilmiyorum da. Mesela Azerbaycanlıları toprağınıza alın. Azerbaycanlılar aynı şu yeşil yananlar gibi. Ama bunlar yeşillenmeden çıkabilirler. Mesela Bulgarlar 50 yıl sonra çıkabilir. Ama Azerbaycan çıkmaz. Bu senin oyun sonuna kadar kardeşin. Bu kardeşin sana isyan çıkarmaz. Bu da isyan çıkarmaz. Mesela Araplar. Tıkla. İşte bunlar. Bir tane Arap devlet alıp şu bütün toprakları alıp burada isyan çıkarmayan iyi bir Arap devleti oluşturabilirsiniz. Ama tabii şey, emin adımlarla giderek onu al saldırayım, buna saldırayım derseniz o da olmaz. Yine isyan çıkar. Böyle istikrarlı bir şekilde şunları yüksek tutarak giderseniz, şunu aşağı tutarsanız, bak oyunda topraklarınızı korumanın 3 yolu var zaten. Şu yüksek olacak, şu yüksek olacak, şu yüksek olacak. Daha oraya gelmedik, daha buradayız. Şimdi Administer Power var şurada. Bunu 5 yaptığınız zaman şurada bir grup açılacak. Ben ilk şunu geliştiriyorum. Ya bunları anlatayım size tekrar tekrar. Manpower artışını, hani insan gücünü arttırıyor. Manpower Recovery Speed, yani manpower artma hızını, yani insan gücünün artma hızını. Sonra bilmiyorum tam iyi şeyler ama yani. Ya demem o ki asker basım hızına göre az bir şey yani. Asker basımı arttırıyor bu. Bu ofansif adı üstünde saldırıyı, bu defansı. Aristokrat, yani nasıl desem tam bilmiyorum. Ordunun işleyişini arttırıyor. Osmanlıysanız ben şunu öneririm size. Ofansifi başta. Bilmiyorum ama siz mesela çok diplomatik şeyler kurmak istiyorsunuz. Dersin ki ben bunu sömürgem yapacağım falan filan. Bir de şu var mesela. Kırım'la biz müttefik kurduk değil mi? Mesela şununla da kurduk diyelim. Bununla da kurduk diyelim. Atıyorum. Bunlarla kuramazsınız kolay kolay da. Buna kurarsın da gerçi.
Bakayım. Ben de şimdi. Bak şurada en altta Diplomatic Relations var. En altta. 2 bölü 4 yazıyor. Şimdi iki kişiyle müttefik. Ha bak bir bununla ilişkimiz var. Hani sömürgemiz bizim yani diplomatik bağ var. Bir de bununla var. İki tane daha yaptığınız zaman sınıra gelmişsiniz demektir. 4'te 4 olacak. Bir de dersin ki şununla Litvanya ile mesela askeri geçiş izni yapayım diplomatik bir bağ kurayım. Şu diplomatik puan var ya artı 9 aylık yani en üstte. O eksi 8'e düşer yani. 5 bölü 4 olur ve orası eksi 1 yazar. Yani sınırı 1 geçtiğin için eksi 1 keser hemen o puanı oradan. Kötü. Teknolojide geri kalırsın yani. Bir de zaten o kadar savaştığınız için Osmanlı'da sürekli bu puanı harcıyorsunuz. Çok geri kalırsınız. Yani şuna dikkat edin. Bu eventler artabiliyor. Diplomatic Relations artı 1 yazar. Tıklarsın 10 yıllığına 5 olur. Ya da şurada danışman gelir arttırırsın. Ya da gösterim direkt vardır belki. Aha bak bak bak. Ama bu Reputations. Bu farklı bir şey. Reputations şey mesela. Bir işi 10 yılda yapıyor diplomatik adamın. Bunu alıyorsun 9 yılda yapıyor. Bu rehber bak çok detaylı oldu. Bunu zaten detaylı diye yazacağım. Epey şeyler anlatıyorum şu anda. Daha bahsedeceğim bir şey. Şuralardan ilerliyorduk. Bak burası isyan haritası. Bu isyanlar arttıkça sarı önce turuncu olur. Sarı olur, turuncu olur, kırmızı olur. Bu koloni falan. Koloniye girmeyeyim. Oraya girersek hiç çıkamayız. Ya farkında mısınız? Anlat anlat bitmiyor. Falan. Bunlar gereksiz şeyler. Bunları ben kullanmıyorum. Bir de şu var mesela. Mesela bak Litvanya'da vardı daha demin. Çıkmış bize düşmanlıktan. Bir de bu var. Yani şu para kazanan yerler yeşil olur zaten. Şöyle. Dilim damağım kurudu anlatmaktan ya. Ama sizin için yani. Sonra şuralar var. Dünyada 9. güçlü devletmişim. Şuraları sil. Şuraları az da şurada ilerle zaten bir olursun. Daha ne anlatayım size? Şurada kalmıştık. Çok iyi. Burayı anlattım zaten en başta. Sıra buraya gelelim. Abi burası eksi 2 oldu. Arttıramıyorum. Event gelmiyor yani. Event gelip arttırmıyor burayı. Ne yapmalıyım? Şu puanım var mı? 172 tane 172 kullanıyor. Şuraya artı 2 yapacağım. Bak tak arttı. Bak burası arttığı zaman neler artıyor zaten gösteriyor size. Eksi olduğu zaman da tam tersini alıyor sizden. Anladın? Global Trade Power yani global ticaret gücünüzü arttırıyor. National Spy Defense yani defans arttırıyor. Positivity, stability, istikrarı arttırıyor. Bu başlı başına bir şey. Yüzdesi yok. İstikrarı arttırıyor. İsyan riskini, National Unrest, isyan riskini eksi 2 azaltıyor. Yani şurası eksi 7.32 ise bunun eksi 2'si legitimasi yüzünden. Yok legitimasi değil. Pardon çok özür dilerim. Yazmıyor. Stability yüzünden olacaktı. Yazmıyor ama. Canı sağ olsun. Nerede kalmıştık? Fazla konuyu bu. Bilmiyorum. Mesela biriyle çok uzun süre savaşa girdiniz. Neden anlatıyorum bunu? Şununla alakalı olduğu için. Savaşa girdim. Burası zaten şurada bir gemiye benzer bir şey çıkar. Böyle kırmızı yine bir şey çıkar. Hop dur der. Şu çok hızlı artmaya başladı der. Mesela bu 10 oldu diyelim. Bu 10 olduğu zaman isyan riski artar. Vergileri alamazsın. Yani azalırsın. Bunu da azaltabiliyorsun. 75 diplomatik güç verip azaltabiliyorsun. Yani burası bir nevi ülkenin isyanları engelleme kurumu. Burası din kurumu, burası ordu kurumu, burası da sömürgeler kurumu. Ah, kim var? Burada Celmiyan. Sömürge. Şurada zincir var. Şu zincir %50'yi geçtiği zaman bu artık senin altında bulunmak istemiyor yavaş yavaş. Homurdanmaya başlıyor. %100 olduğu zaman da bunu destekleyenler olur, savaş çıkartır size. Şeyin ne oldu geldi aklıma da bulabilirsem. Gördün mü? Buldum geldi aklıma. Şu Sparta Independence'in ne olduğunu bilmiyordum demiştim daha demin size. Şimdi şuradan bahsedince buldum. Bu Timur'un sömürgesi. Ben buna tıkladığım zaman ama bu kabul etmiyor. Şey yapıyorsun. Bunu Timur'un egemenliğinden çıkması için kışkırtıyorsun. Timur'un egemenliğinden çıkması için diyorsun ki ben sana destek çıkıyorum, çık diyorsun. Amaç Timur'un şeyini kırmak yani, gücünü kırmak. Bunu kaybettiği zaman güç kaybedecek. Ama bu Ardalan yani Kürtler kabul etmiyor bunu. Oraya hiç girmeyelim Kürt kısmına da. Daha bakalım. Ağzıma gofret getirdi ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Anlatmaya devam edeyim.
Bak burada ne var? Şuradan açtım. Hızlı açtım. Görmemişsiniz zaten. Burada kullanmanız gereken şey şu. Military, Armies ve Navies. Birisi kara, birisi donanma. Armies. En fazla asker şu an kimde bak? Çin'de, Fransa'da, Litvanya'da, Memlük'te, Polonya'da, Osmanlı'da yazıyor. 26. Bizde. Çin'de 72. Ama Çin'i salla. Dünyanın ta öteki ucunda. Fransa'da 30 varmış. Yani şu an dünyanın en güçlü ordularından biri bizde. Şu da insan gücü. Yani 21 asker basabiliyormuşuz biz. Mesela Çin'de 72 asker var ama dal 72'den fazlası çıkmaz karşına. Çünkü 1000 asker gücü var, yani basamıyor. Ama mesela Litvanya'ya 29 diye saldırırsan yanılırsın. Arkadan 10 gelir, bir 10 daha gelir. Çünkü 20 de insan gücü var. Arkada o asker basacak. Bir su içeyim arkadaşlar. Beklettim, kusura bakmayın. Sonra donanmaya da bakalım. Donanma mesela en güçlü Venedik'tir. Yani Çin, sonra Venedik. Normal. Şimdi Osmanlı insanı donanmayı güçlü tutacaksınız. Neden? Adam şuraya gelip 40 tane donanmayı koyarsa bizde 18 var. Hadi 30 yapın derim. 40 taneyi koyarsan şu 20 askerini var ya, İstanbul'dan Kocaeli'ye geçiremiyorsun. Donanmanı alıyor seni. Çanakkale muharebesi gibi düşünün. Çanakkale'den geçseydiler Balkanlarla Anadolu, yani İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantı kopacaktı. Öyle düşün olayı. Daha da anlatılacak bir şey. Yani sonlara geldik zaten. Konuşmalarım yavaşlamaya başladı. Harıları da anlatamıyorum baştaki gibi. İsyanlar yine ilerlemeye başladı. Göstereyim bir tane. Durun. He. 50 güç yok ondan. Daha yeni teknolojiyi araştırdık ya. Diplomat. İki diplomatımız var. Mesela bunu buraya ilişki geliştirmeye ya da aynen ilişki geliştirmeye gönder. Pardon. İlişki geliştirmeye gönder. Bunu da buraya ilişki geliştirmeye gönder. Tık, sıfır diplomat kaldı. Daha hiçbir şey yapamazsınız. Kimseyle konuşamazsınız, irtibat kuramazsınız. Bunu arttırmak mı istiyorsun? İşte şu işte burada devreye giriyor. Mesela eksiğiniz neyse, oyun tarzınız neyse ona göre yapın bu işi. O yüzden dedi. Şuna tıklıyorsun diplomatik idea'ya. Sonra 400 diplomat power kasıyorsun. Eventlerle azalabiliyor, 360 falan oluyor da 400 düz. Tıklıyorsun 400 diplomatik power'da yaptığın zaman diplomat artı 1, 3 oluyor. Ve oyun tarzına göre yap abi, ben sana bir şey diyemem şimdi. Ofansif mi oynarsın, defansif oynamazsın da Osmanlı ile. Ofansif mi yapmak istersen ya da güçlü bir ittifak kurup mesela Balkanlara mı saldırırsın, yani memnun alırsın yanına, alamazsın da gerçi. Yani belki yaparsın, ne bileyim yani, helal olsun sana yaparsan. Mesela Karakoyunlu'yu mu alırsın, Balkanları mı titretirsin? Ya da ofansif alıp Memlük'ü vurup buradan güç toplayıp, yani oyun senin oyunun yani. Zaten güzel olan bu. Padişah sensin. Osmanlı'yı batırmak da senin elinde. Dünyanın gücü yapmak da. Bir tane daha geldi mesela bak. 755 olmuş. 748 harcayıp arttırabiliyoruz. Bunu da arttırdık ya şimdi bakın. Teknolojide hepten gördünüz mü? Dünyada parlayan yıldız biziz. Bir de şu. Daha yeni geliştirdim çünkü hızlıyız padişahlarımız yüzünden. Zaten Osmanlı, yani tarih bilen biri, Osmanlı'nın böyle büyüme sebeplerinden birisi de çok başarılı padişahların gelmesi bu yıllarda, bu yıllara kadar. Bu yıllardan 100 yıl sonra falan da çok başarılı padişahlar geliyor, ondan sonra boka sarıyor. Ya daha da bahsedilecek bir şey fazla kalmadı arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde şeyden bahsedebilirim size. Ona bakarım, duruma göre çekerim. Şu an aklımda yok. Çok şeyden bahsettim çünkü. İyi oldu siz, yani ilgisi olan için de iyi olacak bu video. Ben zaten yazarım açıklama kısmına sizin ilginizi. Arkadaşlar bir şey daha unuttum videoyu kestikten sonra. Bu bir ekleme videosudur yani. Bunu araya ekleyeceğim, yani şaşırmayın. Çünkü atlamak istemedim. Bu kadar detaylı dedim. En önemli şeylerden birini atlamışım. Çok özür dilerim sizden. Şimdi belirtmek istiyorum. Mesela buna saldıramıyoruz dedik daha demin. Hani agresiflik artıyor falan, istikrar düşüyor. Dur, diplomatları yolladık ya size göstermek için, çağırayım. İşi geliştirmeyi durdur diye. Yani tekrardan çok pardon arkadaşlar. Mesela buna saldırmak istiyorduk hani. Ama eksik istikrar düşüyor mesela. İstikrarımız düşüyor, agresif genişleme, şey agresif genişleme diye pardon. Koalisyon olayları artıyor. Dedim size saldıramayacağız falan, ama buna saldırmanın bir yolu yok mu? Var. Yani niye atladım ben bunu bilmiyorum. Fabricate claim var. Mesela şu 3 topraktan birini hak iddiasında bulunabiliyoruz. Yolladık. Aa artıyor bak. Progress'ta.
%3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu, artıyor. Bir artsın da göstereyim. Ama mesela gidip de Venedik bizim ticaret yollarımızı tam okumadım da galiba ticaret yollarımızı tehdit ediyor. Savaş şeyi kazandık. Da savaşmayacağız şimdi. Aa, bir daha yapıyor aynı boku. Bizi diplomatik olarak kışkırtıyor. Oyuna gelmeyelim şimdilik. Şimdi gidip de Viyana'ya mesela Kanuni gibi Viyana'ya direkt iş yani hak iddiasında bulunamazsınız. Ah. Geleyim zaten görün. Yazmaz. Neden? Sınırınız yok. Sınırınız olan yerlerde hak iddiası. Mesela bak buraya gel, burayı komple hani bu toprakları komple hepsini seç beğen al hak iddiası yapabildik. Ama burada bir tek şunu yapabiliriz. Çünkü bizde şey olan buydu. Kıyı olan. Buranın şeyi tamamlandı zaten diplomat geldiği için yeşil oldu. Bakın görün. Tıklayacağım sadece Basarabiya'da bir olacak burası. Hah, dediğim gibi. Çünkü kıyı olan burası bize burası bu yani. Fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Çok konuştum. Vallahi dilim dönmüyor da. Diplomatik haritada göstereyim. Tıkladık bak bizim devlete. Buzağı'da hak iddiası var. Artık buraya saldıracağımız zaman ne bir istikrar düşmesi var ne bir yukarıdaki gösterdiğim şey var. Direkt saldırabiliyorsunuz. Saldırdık. Saldırın komple alın burayı. Gebertin. Hristiyanlara bu kadar kindar davranışlarla. Ama öyle yani. Neyse şimdi şey yapmayalım da. Bak burada uyarılar verdi. Hani bunların maaşlarını düşürmüştük devlet iyiye gitsin diye. Diyor ki düzelt onları bak savaşa giriyoruz diyor. Şimdi kurnazlık da yapmayın. Bak hala anlatmaya çalışıyorum. Devam ediyorum ya ama şunu da anlatayım da. Kurnazlık yapmayın. Savaşa girene kadar şey yaparım. Onu düşük tutarım. Savaşa girdiğimi fulleyim. Moral fulleyin. Hayır. Onu fullediğin zaman yine bir az bir şey beklemelisin. Bak artıyor. Fulledim. Heh, arttı. Ya iyi taktik yine ama direkt bir savaş olur. Moralini az yakalanırsın. Vurulursun. Yani 10 kar edeyim derken 100 zarar edersin. Riskli bir şey az bir şey yani. Güçlüysen hep güçlü kal. Evet arkadaşlar. Bu kesit videoydu. Dediğim gibi. Ekleyeceğim zaten ben bunu. Oradan devam eder yani. Zaten sona bir görüşürüz videosu koydum. Az karışık oldu biliyorum da. Ne yapayım valla atlamayayım dedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Hoşça kalın.